Derbide ilk 45 dakikayı Ermen Hoca ile birlikte değerlendireceğiz. 41. dakikada Valencia'nın penaltı vuruşundan kaydettiği gol var. 1-0 önde giriyor soyunma odasına Fenerbahçe. Hocam bol temaslı, futbol kalitesi çok yüksek olmayan, faulü bol o bol temaslıdan hareketle, kartı bol, bir penaltı var yine konuşulacak. Verilen verilmeyen kartlar, iki... Çok önemli. Kaleciyle karşı karşıya iki takım adına da birer pozisyon. Valencia bu bakar. Wellington'ın bir şutu benim aklımda kalan. Yine Arda'nın e, bir pozisyonu. Böyle bir e, satır başları olan maç e, ilk 45 dakika sana ne vaat ediyor ikinci yarı için? Sanki hani suya bakar konuşursun ya. Bana ikinci yarı bir 2 bir, iki üç kırmızı kart olacak gibi öyle geliyor. Öyle mi diyorsun? Bana öyle geliyor. Yani biraz kızaracak gibi mi geliyor bilmiyorum. Maç koparsa kızarmayabilir ama kopmazsa kızaracak gibi mi geliyor. Ben bu kadar follü maç uzun zamandır görmedim. Çok Kaç hocam. Kaç defa durdu bilmiyorum. Şimdi arkadaşlarım bana e, getirirler ekrana hemen istatistikleri. Ee, 11, 12, 23 tane faal olmuş ilk Çok, yarıda. Yani düşün. Fenerbahçe 11, Beşiktaş 12. Be. 45 dakikada yani 45 dakika 23 tam ya yarı yarıya oyun Tabii. durmuş. Yani 45 dakikada. 2 dakikada bir düt. Evet. Ya iki dakikada bir oyun durmuş. E, o zaman şey gibi olan yani Sağda futbol güzel bir rosto, rosto olmuş. Bir yani şey söyleyeceğim rosto sana. İde Halil Umut Meler teması oynatmaya çalışıyor yani daha az çalmaya çalışıyordu maçın başında. Halil Umut Meler temasını oynatmaya çalışıyordu ama baktı ki olmuyor. İşin, i̇şin rengi değişiyor. İşin rengi değişiyor. İyi niyetle oynatayım dedi. Baktı gitmiyor. Topçular da üzerine gitmeye başlayınca çünkü iki takımdan birisi bitecek o belli. Yani. Birinden biri havlu atacak. Öyle olunca da Halil Umut Meder bu sefer kartlara girdi. Kaç sarı kart var? 6. 6 sarı üç. kart var. 3-3. Hocam kızarır gibime geliyor. Savunmacılar da var. Gibi ee, gibi Sivri oyuncularında kartı var. Savunmacıların da kartı var. Yani stoperlerin. Beşiktaş'ta iki stoperin de var. Fenerbahçe'de e, Samet'in var. Şimdi maç başladı. Sana söyleyeyim bir bazı şeyleri söyle. Mesela Abu Bakar daha maça çıkarken hareketleri falan tuhaf geldi bana. Ha seyirci de su attı. O suları öyle vermemek lazım. A açarak evet, vermek lazım. şu bardakları açıp, açıp vermek lazım. lazım. Attılar. Tahrik ettiler falan. Karşılıklı. E, Mert Hakan da o, odun attı. şeyler Biraz altına, o, da seyirciye oynuyor, altına, o seyirciye oynuyor. Harlıyor, felaket ha? oynuyor. Şimdi ikisinin de sarı kartı var. Bak, şimdi. belik e, Wellington'un var. Şimdi bak en tehlikeli üç adam. Ha, Abu Bakar ne yapar? Diğer stoper Kolei'n var. Onun da var. E yani şimdi bak. E, karşı takımda da mesela topla oynayan adam oldu mu üzerine giden adam. Her an risk var ya bırakacaksın ya gol atacaksın. Mesela iki tane net pozisyon var ikisi de kaçtı. Çok net. İkisi Kaçırmak de kaleciye, daha zor İkisi de kaleciye çok yanaştılar Ve iki büyük golcünün Valencia evet. ile Abu, Bakar Abu pozisyonları Bakar. Yani Altay bir topu iyi çıkarttı Bir penaltı pozisyonu var ona bakacağız tabii Yani onu bir Hocam ona sağından, bakmak sonundan lazım Sonundan inceleyeceğiz onun Çünkü bana takriben 30 tane telefon şey geldi 30 telefon 25 mesaj geldi <laughs> Herhalde hocam Bütün Beşiktaşlılar yani, Galatasaraylılar aradı Ama şimdi maç mı seyredeyim onlara onu mu izah edeyim Abi olacak şey değil ya ya bana açıyorlar. Bakacağız abi maçtan sonra bakacağız onun ne olduğuna. Futbolcular tartıştılar tabii içeride. Beşiktaş'ta oyuncular Arda'ya kendini attın diyorlar. O da izah ediyor. Atmadım diyor filan. Epey muhabbet oldu. Yani haftayımda da, da şey muhabbet oldu. Enteresan bir maç ama tabii kilit maçı bu maç. Yani birinden bir ağaçtan düşecek. Beşiktaş alırsa fe Fener rahatsız. Ama Fener alırsa Beşiktaş tamamen yok olacak. Ya yani Beşiktaş o zaman yani aşağılarda mücadele edecek. Üstün altına doğru bir mücadele O zaman edecek. üçüncülük yarışına yapacak tabii. Evet. Onun için şey maç tabii. Zor Eşik maç. maçı hocam. Yani iki takım içinde ya tamam ya devam maçı bu. Evet. En rahat seyreden Galatasaraylılar ama tabii. çok da telefon açan Galatasaraylı var. Yani. <laughs> Böyle yani ya. Böyle be ya. Olacak şey değil ya. Olacak şey değil. Hayrettir ya. İşte Bakacağız. futbolun, bunlar keyfi hocam. Futbolun keyfi bunlar. Yalnız şu var. Bak. E ee, Jesus ne kadar inatlaştığını, ne kadar saçma sapan işler yaptığını ilk 45 dakikada gördü. Jesus. Arda yani konusunda. Arda konusunda. Burada yapıyorsun. Yani olacak şey değildi Ya bu adam Fenerbahçe takımının en iyi top kullanan adamı. Fenerbahçe takımında top tekniği olan ikinci bir oyuncu yok Arda kadar. Şu anda 22 kişi arasında da Arda kadar teknik tek tek oyuncu yok. Çok net mi gözüküyor? Ya kardeşim artık adam gelmiş 18 yaşına. Köyde olsa çocuğu olurdu ya. Evlenirdi çocuğu olurdu abi. Yani %83 pas isabeti Ardın. E Hem de zor pozisyonlar yaptı. Sürekli buluşuyor topla. Evet. Ve mesela bir hareket o yaptı. Penaltı pozisyonunda şöyle bir geri aldı topu. iki kişiyi ters, birden evet. ters tarafa yolladı. Allah iki çalım attı. Allah belgesi bir de bir avantajı var. Topu rakipten uzakta tutup vücudunu araya sokuyor. O defans adamları için çok gıcıktır o. Evet. Topu uzakta tutup kendini araya sokuyor. Dünkü maçta da oldu öyle bir şey ya. O tarz bir şey. Nerede oldu? Hangi pozisyonda oldu hatırla? Sarı kart mıydı? Bir şeyi epey konuştuk onu. Kart pozisyonunu hatırla. Kart dedik. Topu uzakta tuttu. Oliveira'nın pozisyonu mu? Değil mi? Bir pozisyon var öyle. Emre ile, Emre ile olan. Dün öyle bir pozisyon oldu da tabii o kadar çok pozisyona bakıyoruz ki kimirader. Evet şimdi biz maça dönelim. Maç böyle giderse kızaracak futbolcular var. Tavaya girecekler. E, hocaların böyle e, eşikte olan, tehlikede olan oyuncuları kementle alma ihtimali olur mu? Ona bakmak lazım. Hocam şöyle olmaz. Şimdi Beşiktaş için olmaz. Niye? Yani Abu Bakır alamazsın son şansı yani. yani o oynayacak ama Fener için ama iki stoper olurdu. zaten şey sakatlandı Tayyip sakatlandı Sayis kadroda yok o iki stoperi de alamazsın Belikton arada oynuyor yani Belikton çok tehlikeli bir adam çünkü tek hareketli bir adam Belikton yaptı yaptı tek da çay demlersin yani yanarsın gidersin onun için tek hareketli adam o çok tehlikeli e var canım yani Abu Bakar da tehlikeli çünkü Abu Bakar sinirlendi seyirci bilmem ne şimdi Yabancı abi ters Mert hareket. Hakan tehlikeli. Mert Hakan her an dinamit. Her an. Belki onu hani bir... O seyirciyi tahrik ederek lig, rakibin üzerine mi yollamak istiyor Mert Hakan. Yani oyunu çomaklıyor. Hakem e... için en tehlikeli adam gibidir Mert hocam Hakan. Hocam işte o böyle bu tarz maçlarda tansiyonu yükseltmek ev sahibinin işine yarar ya. Seyirciyi falan sıcak tutar. Akıllı bir hakem yararsa çatarsa ona yaramaz <laughs> hocam. Evet hocam. Akıllı bir adama çatarsa adam bir, gibi. Evet adam gibi bir Ama oralarda çalışıyor. kartlarını kullandı e, ha, e, şey Halil Umutmeler, Evet. O tarz işlerde hiç sektirmedi yani. Biraz bekledi. Dikkat et. Bir iki üç pozisyon bekledi Mert Hakan'da. Baktı ki başına iş açacak. Sarıyı yapıştırdı. Kucağına koydu. Şimdi kucağında sarıyla oynuyor. Bu tip maç enteresan maç hocam. Her an her şeye dönebilir. Öyle bir maç hocam. Zaten gol oldu. Gol olana kadar maç öyle gidecekti gitti. Konulduktan sonra bu maç el 60'tan geçtikten sonra iki çok büyük gol pozisyonu oldu. Görüntü gelince göreceksiniz. Gerçekten çok büyük gol pozisyonu. Sadece kaleci Valencia, kaleci Abubakar. Yani Mert kurtardı, Altay kurtardı. Öyle pozisyonlar. Atamamaktan Altay öte Altay bir de topu tuttu. Ya. Mert şey yaptı. Topu çeldi. Altay topu bloke etti. Çok önemli pozisyon. Orada Abubakar işte çok yanaştı kaleciye. Müdahale alanına gelersen yana Halbuki Abu Bakar gibi adamın daha yanaşmadan kaleciye sağ çekmesi lazım topu. Aynı olayı şeyde yapabilirdi. Valencia'da, Valencia'da yapabilirdi. Valencia'da daha rahattı. Valencia yı Valencia yı da daha açıktaydı. Daha Abu Bakar biraz e, şeyden evet. sekti. Savunmacıdan sekti. Samet'ten. Bu, Valencia daha rahat gidiyordu. Yani topla bayağı bir karar mes şeyi vardı zamanı. Çünkü bu tip maçlarda öyledir. Dikkat et. Valencia'nın girdiği pozisyonda Wellington Arda'ya 10 dakika sonra girdi. Sarı kart gördü hatırla. Evet Töziyondan evet. O ondan sonra. Evet. Ne kadar yani tehlikeli bir iş. Evet. Şeyin Yalbelik'le onu abi yaptığı evet. ne gereği var abi? Bir Artık de, indir mi? indirme. Orta sahada Tabii. o sırada. Tabii onun için maç. E, bizim için iyi hocam. Evet. Beşiktaş ön alanda baskı yapıyor hocam. Özellikle bir 10. dakika ile 30. dakika arasında yaptılar onu. E, zaman zaman sonuç da aldılar. Ya yapıyorlar da şimdi Cenk gol atıyor mol atıyor diyorlar da Cenk Beşiktaş'ın oyun sistemini bozuyor hocam. Şimdi sol ayaklı bir oyuncu olsa Beşiktaş'ta daha iyi olur. Şeyi de bozuyor. Abu Bakar'ı da bozuyor. İçeri giriyor. Milli takım hocası da o altı yaptı. Sonra uyandı aldı. Kerem'i koydu oraya. Ya yani Beşiktaş'ta sol iç santrfor oynayan iki adam var. Cenk içeri giriyor. Abu Bakar içeri giriyor. Abu Bakar'ın da oyun alanını daraltıyor. Bir fayda sağlamıyor Ancak yan top falan gelirse bir şey yapabilir. Onun haricinde Cengi faydalı bir şey yaparken görüyor musun? Yok. pek öyle zaten Orada sol ayaklı bir oyuncu olsa bir değil. daha farklı olur. Daha iyi hücuma katılırlar. Hani gelemiyorlar oradan dikkat et. Bilmiyorum, Hemen tabii. ikinci yarının başında bir hamle bekliyor musun? Yoksa derbidir bu biraz daha tartar mı hocalar? Biraz daha gider. Mağlup olan takımın hocası tabii bakar mı bilmiyorum. Kim var arkada, onların arkasında listede? Var hocam var. Hemen arkadaşlarım da getirsin. E, yedek kulübeleri üzerinden de e, konuşalım. Fener'in o avantajı daha fazla tabii. Sakatlar da bol hocam yalnız. Tabii işin bir de o yönü var. Fenerbahçe'de kenarda e, Rossi var. Zaits var. Crespo var. Serdar Dursun var. İrfan Can var. Eee... Alioski, Emre Mor var. İsmail Yüksek var. Şimdi şimdi galip gidince İrfan Can'ı alabilir oyunu tutmak Zayt'sa için. alabilir. Ee, İrfan Can'ı alır şeyi alabilir. Topu öbür tarafa taşıyıp tehlike yaratmak için ki haliyle Beşiktaş ucuma gelecek. Rossi'yi Emre Mor'u alabilir. Emre Mor'u kul kullanabilir. Çünkü Emre Mor toplan gidip... Joao Pedro mesela o maç eksiği çok belli oluyor hocam. Yani. Şu an da eksik yani. E, ...şu çok. An Anda. Beşiktaş tarafına bakacak olursak e, Muleka var, Tayfur var, Redmond var ki Nathan Redmond e, son haftalarında formda ismi. E, yine Maxim var. Kaliteli, çok kaliteli bir oyuncu. Yani ofansif ya. anlamda skora etki edebilecek isimler bunlar. Maxim bayağı iyi oyuncu hem de onu niye bilmiyorum. yani bilmiyorum. Maxim bu Beşiktaş'ın takımın da elinde silahı bol. Maksim bu Beşiktaş orta sahasında oynayan bir, oynayacak bir oyuncu hocam. Net onu söyleyeyim. Maksim, Maksim şurada 11'de oynayacak bir oyuncu. Teknik adam bilir de. Değişik bir adam, etkili bir adam. Ben olsam onu kenarda oturtmam. Bakalım hamleler nasıl gelecek? İkinci yarının başında e, müdahale olur mu? Şimdi tabii puan durumuna bakacak olursak dün Galatasaray'ın kazanmasıyla e, hep vurgu yaptık. Bu iki takım açısından da e, eşik maçı haline geldi. Dün Galatasaray malum olsaydı bugün bu sinirlik olmazdı. Biraz daha kontrollü olurlar, olurlardı değil, değil mi? Şimdi sinirlik var. Baksana acaba 63. Ha, an itibariyle bu puan durumu tabii. Yani bu skorla 57. Yani oyunun, oyunun topun oyunda kaldığı süre ne kadar acaba ya? Bizim arkadaşlar çıkarabilirler mi onu çıkarabilir mi? Onu bir, onu bir bakalım. Maç sonunda da isteriz yine. 63-57 bu bu anki skorla elbette Beşiktaş eğer skor bu şekilde nihayetlenirse Fenerbahçe üstünlüğü ile 49 puanda kalır ki o zaman e, tabi hayırlı işler ilk iki arasındaki bir mücadeleye dönüşür ama bu kolay kolay da Beşiktaş'ın yani e, şu anda bu, bu maçı hiç şey Üç ihtimalli bir maç hala. Şu anda mı? hala maçı hiç Bu şey hala üç ihtimalli bir Her şey olabilir bütün evet. maç olabilir. Evet. Aynen öyle. Bir anda terse döner, bir anda farka gider. Kızaracak insanlar var, kızaracak topçular var tabi. Teknik adamlar el koyarlar mı işe bilemiyor. E, penaltı <laughs> pozisyonu ile ilgili bir tweet atmış Beşiktaş devre arasında. Bu son dönemin modası biliyorsunuz. E, Manuel zekanın ürünü Halil Umut Meler. Manuel seçimdi ya. Hmm. Manuel zekanın ürünü Halil Umut Meler başlığıyla bir paylaşım. Bu pozisyona bakacağız efendim. Sağından, solundan, önünden, arkasından bakacağız. Tabii gelen bize gelen. Ya, fotoğraftan çok zor bir ya. Şimdi tabii ki fotoğrafla zor. Görsel üzerinden bakmak tabii. lazım. Ters açı burada. Bakalım ben yayın içinde ters açıdan görmedim. Ters açı burada çok iyi verebilir. Bir de kale arkası verebilir. Hocam maalesef maalesef diyorum. bizde de, Niye, biz de şanssız hocam. De. Ya. Yani yayıncı kuruluş açısından da öyle bir şey var. Şimdi hocam, bak ben görüyorum orada kameralar var iki tane. Ee, bu tarafta da var. Hiçbirisinde tam yüzde yüz göremiyorsun pozisyonu. Herkes seyrediyor. Bin tane yorum var. Evet. E bunu e, İngiltere'de bir maçta imkan yok abi. Çat, çat, çat veriyor üç tane görüntü hayırlı işler diyorsun. O kadar net. Demek ki ona da bir şeyler yapılacak, oraya da bir şeyler yapılacak. Hocam tabii hepsi e, yatırım gerektiriyor. Hepsi e, biraz daha e, hem insana hem e, teknolojiye yatırım gerektiriyor. Kolay değil elbette. Aa, da bir şey diyemiyorum, ya. biz de yayıncı kuruluş olduğumuz için e, Aa, yine dilimi ısırarak konuşayım. Ee, şimdi e, Genel Halil Umutmeler performansı için e, Tabi penaltı pozisyonunu Konuşacağız Kontrol elinde mi şu anda Şu ana kadar kontrol elinde ama kaçabilir de Öyle bir maç hocam ya Şeyi yüksek bir maç Kaçabilir de Maç başlamak üzere hatta evet Düdük geldi biz hemen skorboarda bırakalım Maçtan sonra 90 artı Aspordan ayrılmayın